Hocam merhaba, merhaba recepçim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Bugün ne yapıyoruz hocam? Evet, bugünkü konumuz kareköklü sayılar. Kareköklü sayılar. Evet. Üstü sayıları tamamlamıştık en son. Şimdi de kareköklü sayılara geçtik. Karekök sanki böyle üstü sayıyla karıştırıyorum. O da yine üstü yazmıyor mu? Yok, bu sefer böyle bir evin içerisine alıyoruz, karekök işaretinin içerisine alıyoruz Aa, sayıları. doğru doğru evet. Evet. Ama benzer bir konu aslına bakarsan, çünkü böyle birazcık ters tarafından gidiyoruz. Sayının karesini buluyorduk. Bu sefer şöyle söyleyelim, pozitif tam sayıların hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulacağız. Bulabilecek miyiz? Evet, bulmaya çalışacağız. Şöyle düşünelim. Yani mesela alanı 25 santimetre kare olan bir kare düşünelim. Düşündük. Bir kenarına ne dersin? E, ee, ne beş. olabilir 5 dersin? Aslında sen şu anda 25'in kare kökünü aldın. Çünkü bir 2'ye bölmedin, bir 5'e bölmedin, bir şey yapmadın. Aslında bunu çocukluğumuzdan bildiğimiz şekilde düşündün. Karesini alıyorduk. Biz bu sefer kare kökünü almış olduk. Bir örnek daha. Mesela alanı 49 cm kare olan bir kare düşünelim bu seferde de. E yedidir. Nedir? 7'dir. 7'dir. Güzel. 7 cm, bunu da 5 santimetre demiş olduk. 2009 u yazarken de 2 sıfır var. Biz şu anda 25'in ve 49'un aslında karekökünü aldık. Yani şöyle düşünebiliriz. Kök 25 eşittir 5 gibi. Güzel. Evet, bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi biz tam kare sayıları tanıyalım. Mesela 25 Tam karedir o yüzden 5 diyebildin. Ben burada sana 30 deseydim ne bir olur, kenarını söylemekte zorlanacaktın. Birazdan öğreneceğiz. O zaman tam kare sayıları tanıyalım. Mesela 1. Çünkü kök 1, bir, 1'dir. Mesela 4. Kök 4, 2'dir. İki. Evet kök 9. 3. Evet yani tam kare sayılar 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 diye gidiyor. Biz bunlara tam kare sayılar diyoruz. hı. -hı. Peki tam kare olmayan bir sayı olsa mesela kök 40 Hangi iki tam sayı arasındadır Sence ee, 6 ile çok güzel 7'nin Evet bu tarafında 6 bu tarafında 7, 7 olduğunu vardır. çıkartmamız gerekiyor evet. Yani bize bir tam kare sayı vermeseler de biz hangi aralıkta olduğunu belirleyebiliyoruz evet. Güzel bir tane daha örnek verelim kök 60 sayısı bu da yine e, 7 ile 8 arasındadır. Güzel. 7 ile 8 arasında. Şimdi, Hangisine daha yakın? 7, bakayım şey 8'e daha yakın. Evet 8'e daha yakın. Bu çıkarımları yapmamız gerekiyor. Ama hocam ha. şey nasıl oluyor? Evet. Mesela tamam bu ikisinin arasında olduğunu bildik ama evet. tam nedir? Tam nedir? Biz bunların aslında yaklaşık değerini de bulabiliyoruz. Konunun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz ama önemli olan biz bunları A kök B şeklinde yazmamız gerekiyor. Mesela önce bir tam kare sayıyı ele alalım Hı -hı. ve nasıl yaptığımızı değerlendirelim. Mesela 9. 9 sayısını hatırladın bir algoritma yapıyorduk değil mi? 2'ye bölünmüyor 3'e böldük. Yeniden 3'e böldük. 1 e bitti. Buradaki 2 sayıyı tek bir sayı olarak dışarıya yazıyoruz. Evet. Diyoruz ki 9'un kare kökü 3'tür. Peki 9 değil de 18 olsaydı şöyle yapacağız bu sefer de. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3, üç, 3'e böldük 1. Şimdi burada yine bir çift var değil mi? Hı hı. Şöyle hayal edebiliriz. Çiftler bir bütün oluyor. Şöyle sarılıyorlar birbirlerine ve dışarıya çıkıyorlar. Evet. Ve tek kalansa evin içerisinde. Yani 3 kök 2 kök 18'in karşılığı. O zaman bir deneme yapalım. <laughs> Evet bu sefer de kök 50 sayısını mesela a kök b olarak göstermeye çalışalım. Yine bir algoritma yapıyoruz. Evet yönlendirir misin beni? 2. 2. 2'ye böldük 25. 5. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. Evet. Ne biliyor musun hocam bu? 5 Se kare kök 2. Çok güzel. Evet yine dediğin gibi sevgililer dışarıya çıktı. Bu evin içerisinde kaldı. Yani 5 kök 2 dedik. Peki ya evin içerisinde birden fazla kalırsa, ya dışarıda birden fazla çift olursa ne yaparız? Bunu değerlendirelim şimdi. Birbirleriyle mi çarpıyoruz? Evet, hemen bir örnek düşüneyim bir saniye. Üçlerden mesela 3 üç tane olsun 27. Ee, bir de ikilerden ne olsun? 54 108 216 yapalım. <laughs> evet, mesela şöyle bir örnek yapalım. 216. Kök 216 soruldu bize ve a kök b şeklinde yazacağız. Hemen 216 2 üzeri 6 mı hocam? Bakalım 2 üzeri 6 değil. değil. 2 üzeri Sıktım. 6 64'tü. 256 2'nin hmm, kuvveti. Evet, evet 2'ye böldük 108. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Şimdi, Şimdi bakalım. Bu ikisi sevgili, doğru mu? Evet. Dışarıya çıktılar bir bütün halinde. Bu ikisi de sevgili, onlar da çıktı. Dışarıya çıkanları kendi içerisinde çarpıyoruz. Tamam, altı. Altı. Diğerlerini de çarpıyoruz. Evet, evin içinde kalanları da kendi içerisinde çarpıyoruz. Bir iki bir tane de üç evin içerisinde kaldı, onları da çarpıyoruz. Cevabımız altı kök altı oluyor. O zaman hepsini çarpıyoruz aslında. Evet. Tamam, güzel. Evet. Güzel. Ben. Şimdi ne öğrendik? Biz tam kare sayıları öğrendik. A kök B şeklinde göstermeyi öğrendik. Hemen birkaç soruyla devam ediyoruz. Olur hocam. Recep'ciğim şimdi sorularımıza bakalım. Diyor ki aşağıdaki dairelerle oluşturulmuş bir şekil örüntüsünün ilk üç adımı verilmiştir ve bizden sekizinci adımını istiyor. Hadi bakalım. Şimdi ilkinde kaç tane daire görüyorsun? Bir, bir tane. İkincisinde dört. dört. Ve a, dokuz. 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 Tanıdık geldi mi? Tam kare hepsi tam var? kare hocam. Evet devam edelim o halde. 1, 4, 9. Dördüncü adımda 16 gelmeli. Büyük ihtimal. Beşinci adımda 25. 36. 6. 6. Adımda 36. 49. Yedinci adımda 49. Ve, ve 64. Sekizinci adımda 64 tane. Aslında 8'in karesini soruyor bize. Evet bizi. aslında tam kare ifadeleri işliyoruz zaten. Onu sormuş oldu. Hemen bir diğer örneğimize bakalım. Aynen. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi tam kare, pozitif, tam sayıdır? Hadi bakalım. 100, 200, neymiş? Evet, 56. Hocam, 256 hocam. Cevap Adana'dır aslında hissediyor. Nasıl? Değil mi? Ne, ne diyorsun? 256 mı diyorsun? Kesin odur hocam. Evet bu 16'nın karesi gerçekten. 16 ile 16'nın çarpımı. Eğer bunu e, daha önceden bilirsek bize çok zaman kazandırır. Eğer bilmiyorsak bayağı işlem yapacağız. Evet, 256'yı algoritma yaparak içerisinde hangi asal sayılar var bulup 16'ya öyle de ulaşabiliriz. Cevabımız 256. Diğer hiçbir şık tam kareyi ifade etmiyor. Şimdi bu sorumuzda yeni bir şey de öğrenmiş olalım. E, algoritma biz zaten yapmayı biliyoruz. Tersten gideceğiz. Mesela A şıkkında ben seni yönlendireyim. Aslında bu 1 ile 3'ün çarpımı. Tabii. Burası 3. Sonra 3 ile 3'ün çarpımı 9. Burası 9. 9 ile 2'nin 18. Evet. 18 ile 2'nin 36 diyor. Evet. Bize diyor ki çarpanlarına ayrılmış halleri gösterilen sayılardan hangisi tam karedir? 36 burası tam burası, kare midir? Bitti hocam. Bulduk. Bir örnek daha yapalım. Olmadığını görmek adına. Ha, Olur. Çok büyükmüş sayılarımız gerçi. <laughs> 7... 7 kere 5 Allah bilir 35. 35. kere 3 90 105. 105 ve son olarak 315, 315 geldi. Yani. Tam kare falan değil. Hiçbir ifadesi yok bizim için. Bir diğer sorumuz şöyle. 72 ile bir değer A sayısı toplanmış. Bir tam kare pozitif tam sayı eşit olmuş. Nasıl olmuş acaba? Acaba mesela 72 ile eksi 23 toplanıyor olsaydı... Hmm. Ne olurdu? Ne olurdu? olurdu? 22 olsa 50. 49 cevabına ulaşırdık. Bu olur. Olur diyorsun. Hangisi olamaz, olamaz diyor. Yani. O zaman evet. bunu geçtik. Bunu geçtik. 72 ile eksi 8'i buluşturursak bu sefer de 64 ile karşılaşıyoruz. 8'in. 8'in karesi bu da tam kare. 72'yi 11 ile buluşturursak. Cevabımız 80. bu sefer de 83 oluyor. Bu bir şey olmaz. Evet. Bu 81 olsaydı 9'un karesi olabilirdi. Son seçeneğimizi de yapalım. 72 ile 28'i toplarsak. 100. Çok iyi tanıdığımız o. bir sayı olan 100'e yani onun karesine ulaşıyoruz. Evet. evet. Diyor ki Recep'ciğim aşağıdaki balonlardan üzerlerinde yazan sayı tam kare olanlar patlatılıyor diyor. Tamam. Buna göre kalan balonların üzerinde yazanların toplamı. Hadi bakalım. 16 tam. 16 tam kare ama bu 18 olduğu için bunu patlatmıyoruz. O yüzden evet. O yüzden patlatmıyoruz. <laughs> 225. 15'in karesiydi. 15'in karesi değil doğru. Mi? Üzerinde ne diyor? Tam kare bunu olanlar. Bunu patlatacağız. Patlıyor. Evet bunu Gitti patlattık. Mi? Gitti. 90. Olmaz. Tam kare değil. Kalsın. 49 7'nin tam karesi. Güzel 7'nin karesi. Ve 121 11'in. 11'in karesi. Evet. Geri kalanlarını topluyor mu? İkisini topluyormuşuz. Cevabımız 100, 108 oluyor. 108. Recep'cim burada da diyor ki kök 44 sayısı hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Mesela 44'e yakın kim var bildiğin? Çok güzel. Kök 49 var bir tarafında. 7 dedin. Öbür tarafında da 6. küçük olan evet 6 olmalı. Bu işte o arasında zaman arasında, evet. 6 ile, 6, 6 ile 7 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bir diğer sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin karekökünün en yakın olduğu doğal sayı 4'tür. O zaman hepsinin Kare kökünü bir düşünelim. Kök 10, kök 15, kök 22, kök 27. 4 sayısını kök 16 olarak düşünebilir miyiz? Evet düşünürüz. Güzel. Yani cevap bol. Cevap en yakın olan bol. Evet son bir soruyla tamamlayalım Recepçim. Diyor ki aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın olduğu doğal sayı kök 54 sayısının en yakın olduğu doğal sayı ile aynıdır. O zaman önce kök 54'e en yakın kim var onu belirleyelim. Ee, kök 64 mü? Kök 49. Mü? Evet en yakın olanı kök 49. Yani 7'ye yakın olan bir başka seçeneği aramalıyız. Kök 49'a en yakın 45. hangi seçenek gibi geliyor? Evet cevabımız Ceyhan. Şimdi köklü sayılarda toplama çıkarma ve çarpma bölme kısmına geçeceğiz. Geçelim hocam. Bir Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. <laughs>